Evet sevgili seyircilerimiz, Servet Devrimler programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Gaziantep Şehit Kamil ilçesine bağlı Göksüncük köyündeyiz. Göksüncük köyü muhtarımız yanımızda. Muhtarım hoş bulduk. Muhtarım cazı bir tanıyalım. Şehit Kamil Göksüncük Mahalle Muhtarı Ahmet Sarıoğlu. Ahmet Sarıoğlu. Hep köy diyoruz biz ama evet, burası mahalle oldu ama biz köy statüsünde yine devam ediyor. Herkes köylü evet. İşinde gücünde. Bunu unutamıyor. Kimse unutamıyor bunu. Köy olduğunu kimse unutamıyor yani. Tamam yani köy mahalle desek de mahalle ne gereği var? Artık burada? Köy muhakkak köy diye anılmazsa mahalle dediğin zaman Zagantep'in mahallesi gibi görüyor millet. Ama dediğimiz gibi köy üstünde gerçekten de mahallede olmayın boş ver yani köy daha güzel. Daha köyden. Muhtarım köyünüz kaç hane? Köyümüz 450 haneyi geçti. 2250 kişi nüfus olaraktan. 450 hane, 2250 nüfus. Yani bir belde olmuşsunuz. Belde olmak üzereyiz ama mahalle olduğumuzdan dolayı belde olamayınız. Olma şansımız kalmadı. Evet, 5 sene evvel olmuş olsaydı belde olurdun. Sen de bir belediye başkanı yapardın. Belediye başkanı inşallah. Ehli olurdu yani. Bura bir belediye başkanı yapardın seni. Doğru. Peki muhtarım, köy halkı neyle geçiniyor? Köy halkı %80'i sanayiye bağlandık. Artı fıstık vardı, pekmez vardı. Hayvancılık zaten bitmek üzere. Çünkü sanayi olursa hayvancılığın olma şansı bitiyor yani. Köyde arazi zaten bitti. Aslında öyle dediklerinde yani siz yine söylediğiniz şimdi mutlu gerçekten siz arazi bittiniz. Benim içim cız diyor şöyle yani. Tabii niye? Muhakkak insan acıyor yani. Yani bu organize ne kadar geliri fazla olduğu kadar olursa olsun ama arazi git de bir metresini al. Organize gittikten şimdi sonra. Şimdi organize de olsun, fabrikalarda olsun, iş yerlerde olsun. Onlar da biliyorsunuz yani binlerce, on ya binlerce tabii. Kişiye ekmek veriyor ama hani bizim ekilip biçilebilir arazilerimiz, topraklarımız evet. Gidiyor. Ben ondan dolayı, ben gerçekten sevgili seyircilerimiz çok üzülüyorum. Doğru. Yani yazık artık daha farklı bir yerlere yapılsa fabrikalar. Şimdi onlar da gerek, onlar da olmazsa olmaz. Şu köyde arazi olaraktan buğda, arpa, mercimek, nohut sorsan belki de yoktur. Şu kadar 450 haneli köyde. Yani buğday sorsan yok. Adam herkes sanayiden un almaya gidiyor. Maalesef onlara doğru da geldik. Buralı zaten ortalama 30 kilometreye yakın şehir merkezine burası. 18 kilometre şehre burası. İşte 18 kilometre. Yakın bir bölge. Yani bir organize sanayi dediğimiz Gaziantep biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz sanayisiyle de çok ünlü. Ya marka bir şehir oldu yani. Gaziantep dediğin zaman Türkiye genelde bir marka oldu yani. Sanayiden dolayı. Türkiye demeyelim mutlaka. Dünya genelinde dünya genelinde Gaziantep'i. Yani Gaziantep dediğin zaman Gaziantep'i sormaya gerek yok yani. Kime sorsan Gaziantep'i gösterecek durumda oldu yani. Önce Gaziantep'in nerede olduğunu bilmeyen zenginlerimiz şimdi Gaziantep'in en güzel yerinde fabrika kurmuş çalıştırıyor yani. Kursunlar. Daha da çoğalsınlar. Daha da çok kursunlar. Daha da çok yapsınlar. On binlerce, yüz binlerce insan buradan ekmek yiyor dediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz. Kursunlar, onlar da iş bulsunlar işlerimiz. Tabii. Ekmek yesinler. Hani cebinde para olan adamdan zarar gelmez derler. Gelmez tabii. Yani parasız adamdan zarar gelir. Cebinde parası olan zarar gelmez. Kursun, çalışsın ama dediğimiz gibi hani ben biraz önce söyledim. Doğru. Benim içim cız ediyor. Yani ekilen araziler değil de daha farklı bir yerlere. Kırsal kesimlerde olsaydı şehire uzak. Daha bölgelerde olsun, şehir uzak olsun ama daha kırsal kesimde dediğiniz gibi daha iyi olurdu yani. Daha iyi olurdu. Şimdi şehir büyümüş mesela bizim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in Uydu Kent projesini mesela bizim köyün kuzeyine yani bizim köyünde torpağımıza yapılıyor şu anda gelsin. Öyle mi? Tabii aynı Uydu Kent projesi başlamış devam ediyor dozerler çalışma yol çalışmaları devam ediyor. Yani. Hem Karacören, Karacabuç, Göksüncük. Üç köyün kapsamında altında bir de Dundarlı eski ismi yani yeni ismi Dundarlı olarak geçiyor da şimdi burada şu anda Uydu Kent projesi devam ediyor yani. Bu arada şunu da belirtelim sevgili seyircilerimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hanımefendi gerçekten mükemmel bir çalışmaları var. Gerçekten doğru. Müthiş bir çalışmaları var. Konu açılmışken ben onu da söyleyeyim muhtarım. Sizin köyde çalışmalar var mı? Bizim köyde çalışma olmaz mı? 350 tane direğimiz tamamı baştan sona denişti. 5 tane trafo. Elektrik direkleri. 5 tane trafo kondu. Altyapısı bitti. Su kanalizasyon işi yapıldı, bitti. Şu anda da inşallah şimdi gidip görecek mezarlığımızın etrafı, türbemizin etrafları yapılıyor. Şu anda da kilit taşı gelmiş. Kilit taşı da eksik olan yerler yapılıyor.
Fatma Şahin'e, Şehit Kamil Belediyesi'ne de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz yani. Vallahi bravo. Yani söyleyecek başka bir şey yok. Gerçekten biz gidiyoruz biliyorsunuz. Bütün köylerde duble yollar, altyapı, sizin de bahsettiğiniz gibi muhtarım. Altyapı, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, asfaltları, kilit taşları, taziye evleri, sosyal tesisler. Şu anda gerçekten bizim muhteşem. Köyümüzde bir sosyal tesisimiz eksik. Onda söz verdiler. Yani bugünlerde ihalesi çıkık yapılmaya devam edilecekmiş. Onu da haberini aldık zaten. En eksiğimiz bizim şu anda ana yollarda bir genişleme sıkıntısı var. Ben dilekçe verdiğim halde bugün gelecek, yarın gelecek ama gelecekler yani. Muhakkak yapılacak yani. Yapıyorlar, çalışıyorlar. Yollarda tabii. Başka köylerimizde hiç yol yokturdu. Tabii bizim yollarımız yapılı yani. Bizim yollarımızın da genişletirilirse, çünkü başka köylere bağlantı olduğu için yollar da aralıyor artık yani. Bizim Göksüncü köyü başka köylere bağlantılı bir köy. Buradan Karaca, bu Çamurkesen, Tekirsin, buradan geçiyor. Artı Uydukent projesine günlük arabanın sayısı belli değil. Oraya geçiyor. Bu yolların en yakın zamanda genişlerse, bir gaza olmadan onlar daha memnun olacak. Onlar yani da projeyi almışlardır. Tabii mutlaka alındı yani. Bizim mutlaka, dilekçemiz, eminim, bizim dilekçemiz verildi. Bizim dilekçemiz verildi. Şu anda müdürlerimiz bugün yapacak, yarın yapacak. Muhakkak yapılacak yani. Artı bunun kaçamağı kalmamıştır. Diyorum yani. Biz geziyoruz. Bütün her tarafta çalışmalar var. Yapılıyor. Herhalde bir sıraya koymuşlardır tabii mutlaka. Muhakkak sırada artı yani. Çünkü gelecek. Bizim köyde yakın bir köy olduğu için 3 kilometre bir mesafesi var yolun. Evet. Onu da yapılır yani. Çünkü yollarımız öyle bir bozuk değil de genişletilirse daha iyi bir kazaya önlemiş olacak yani. Evet. Başka da bir şimdi şey sevgili seyircilerimiz, biz biraz önce bir köyün içinde de şöyle bir, yani köy diyoruz biz de. Evet. Biraz gezdik. Yani dediğimiz gibi gerçekten dedim ya, biz yanlış yere mi geldik falan evet. Deyin. Yani hep çok fazla evler, ne bileyim. Şu an biz caminin de avlusundayız. Orada muhtarın da muhtarlık bürosu da burada. Burada açılışımızı yapalım dedik. Gerçekten bir kasaba gibi, gerçekten bir belde gibi olmuş. Camimiz 2000 kişilik. 2000 kişilik. 2000 kişilik namaz kılacak durumda. Yani bütün sanayi kaldıracak durumda şu anda camimiz. 3 katlı cami tam görev yapıyor. Valla yani dediğim gibi ben dedim yani bizim adama dedim ya, biz yanlış yere mi geldik? Biz köy diye geldik ama şehir gibi yer. Şimdi bizim bir lise eksiğimiz vardı. Biz dilekçemizi verdik. 18 dönüm köyün tüzel kişiliğine ait olandı. Şimdi tabi belediye olduğu zaman hazineye geçiyor muhakkak tabi. Yani hazineye geçiyor. Onun 18 dönüm arazi biz liseye bağış yaptık. Lise yapılması için bağış yaptık. Bunu da il milletime, ilçe milletime hepsini bilgilerini verdik. Şu anda ya lisenin yapılmasını bekliyor yani. İnşallah onlar en kısa zamanda yaparlar. Muhtarım her şeyi burada konuşmayalım. Bir köyün içine bir girelim. Bakalım bizi nerelere götüreceksiniz. Köyünüzün ne güzellikleri var, neleri var, onları hep birlikte gezelim. Bu ekrana taşıyalım diyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, biz Göksüncü Köyü'nü gezilerimize devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra bizler buradayız. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Göksüncü Köyü gezilerimiz devam ediyor. Muhtarım biraz önce söylemişti zaten türbe var diye. Muhtarım, bu türbe kimin türbesi, nedir, ne değildi, bize bir anlat. Memik Dede Türbesi, burası Şehit Kamil'e bağlı Göksüncü Köyü'nde. Bir Memik Dede Türbesi olduğunu hemen hemen de Gaziantep'te bilmeyen hiç yok desem inan yani. Herkes biliyor yani. Ama tarihini bilen hiç kimse bilmiyor. Ama Göksüncü Köyü'nde yaşadığını bilen kişilerimiz, dedelerimiz, nelerimiz bunları anlatıyor yani. Peki bu zat ne yaparmış Memik Dede? Memik Dede bir ağanın yanında çalışan bir kişi olaraktan başka bir bölgeden gelmiş gençken. Burada çalışırken Memik Dede gelip gitmiş, bu adamın yanında çalışmaya devam etmiş. Burada yetişmiş. İşte Memik Dede'nin kim olduğunu bilen yok. Köy ağasının yanında azap derlerdi azap eskiden derlerdi. Hizmetçi. Hizmetçi olaraktan çalışılmış. Bu arkadaşımız işte bütün vatandaşlar eskiden hayvanlarla şeye giderlermiş, oduna. Oduna gittiğinde herkes yaş ağaç kırarmış, bu arkadaş kuru ağaç toplarmış. Memik Dede'deki arkadaşımız, türbedeki ziyaretçimiz. Bundan dolayı ağası sen neden herkes yaş ağaç kesik geliyor da kuru ağaç topladı dediğinde, ben ağaca vurduğum zaman kan akıyor görüyorum diye yaş ağaç kesmeyi kesinlikle kendi kendine kabullendirmemiş.
Ondan sonra ağası Hicaz'a gidiyor. Hicaz'a gittiğinde ablasına diyor ki, işli küfte zaten Gaziantep'te meşhur olan bir şey. İşli küfteyi ver diyor, ağama vereyim geleyim. Memik dede. Memik dede. Ya o da demiş ki herhal arkadaşlarıyla yiyecek bu şeyi. İşli küfteyi. İşli küfteyi ağası arkadaşlarına yiyecek gidiyor. O zaman araba yok. Uçak yok. Uçak yok, otobüs yok. Bu hayvanla gitse bir ayda gidip gelemez Hicaz'a. Ondan dolayı herhalde demiş ağasıyla yiyecek, arkadaşlarının yiyecekse biraz koymuş küftüye. Demiş ki siz bana inanmıyorsanız bir bahır tabağı koyun. Bahır tabağı ağama söyleyeceğim. Ağam gelsin o bahır tabağı buraya getirecek demiş. Yani ağası Hicaz'dan dönerken Hicaz'da tabağı alıp gelecek. Gelecek. O zaman demiş. İnanın. Demiş. O zaman inanın demiş. Benim kim olduğuma demiş. Şimdi bu küfteyi alıyor, varıyor ağası namaz kılıyor. Namaz kıldığı yerde önüne tabağı, içli küfteyi koyuyor. Gersin bura dönüyor. O zaman hayvanlarla çütürülürdü biliyorsunuz yani. Evet. İki hayvanlarla çütürülürdü. Bu iki hayvandan bu taraftan çütürür gelirken ağası Hicaz'dan geliyor. Hicaz'dan gelirken bu iki ağacın birinin saban, birinin de mesez hayvanlara vurmak için mesez olduğunu yani söylerler yani dedelerimiz, atalarımız böyle söylenip geliyor yani. O anda ağası gelirken diyor ki beni karşılamayın. Yani Hicaz'dan gelen karşılanırdı eskiden. Bir kilometre, iki kilometre yerden yayan olaraktan Hicaz'dan gelenleri karşılanırdı. O zaman Hicaz'dan gelirken ağası diyor ki beni karşılamayın, Memik dedeyi karşılayın. Memik dedenin de kim olduğunu o anda anlaşılınca burada kayboluyor. Burada. Burada bu türbenin olduğu yerde kayboluyor. Ve bu ağaçlar da oradan çıkmaymış. Yani bu ağaçlar bu iç ağaç bu türbenin yanında kendiliğinden çıkmış yani. Yani dikme falan değil yani. Şimdi mesese yere vurdu. Vurmuş herhalde evet, onu yere mesela, o çıkmış. Ağaç. Evet. O çıkmış. Bunu devam genel olarak işte yıllar boyu mesela biz 50 yaşındayız. 70 yaşında dedelerimiz, daha önceki nenelerimiz hep bunları anlataraktan bu süre devam edip geliyor yani. Tarihini bilen yok. Mesela şu yukarıda bir mezarımız vardı. 575 senelik falan diye bir mezar taşında Arapça yazıyla yazılmış. Bir 575 senelik. O mezar daha o mezar yani bu kaybolduğu belli değil yani. Memik Dede türbesi var. Şurada yukarı tarafımızda Kabasakız. Aynı kardeşi diyorlar. Halıdoğlu Velit var. Aynı şu karşımızda Ağaca Dede ve Etebek köyündeki de Garipçe. Hepsi akraba mıymış? Hepsi şimdi? Akrabaymış. Yani benim bildiğim yani bizim duyduğumuz bunlar doğudan böyle göçüp gelirken burada hep birer yerlerde yerleşerekten kalmış yani. Bu kadarsını biliyor yani. Memik dedenin de o zat diyelim sevgili seyircilerimiz. Evet. O Memik dede zatında böyle bir tabii ki yıllardan beri konuşulup söylenip evet. Gelenler yani şu anki akılda kalanlar. Daha farklı şeyler de vardır tabii, mutlaka. Adıyaman, ki, Maraş, Urfa, Gaziantep, İslahiye, kömürler var. Burada cumartesi, pazar günü bura full dolu oluyor. Adak getiriyorlar, kurban kesiliyorlar. Yani kesilip burada vatandaşlara yedirip içilip buranın da işte duasını alındığı zaman faydalarını hangi sebeple gelirse gelsin bir sebepten dolayı muhakkak geliyor bura vatandaşımız. O sebepten de faydalandığını biliyorlar yani. Ben ona da gelecektim muhtarım. Hani çocuğu olmayan oluyor, ne bileyim bir rahatsızlığı olan oluyor. Yani o tür kişiler de geliyor. Geliyor tabi. Size bayağı dedim ya az önce anlattığım aynı konuya geliyor. Yani adam mesela çocuğu olmayan, hasta olan, çocuğunda bir rahatsızlığı olan gelmiş mesela. Burada faydası almaya gelip de faydalanan kişiler bir daha dönüş yapıyor. İşte yani benim çocuğum iyi oldu gördüm. İşte bir kurban kesiyor, köylüye dağ diyor. Kendiler burada yiyor. Yani bunun faydasını görüp bir daha dönen çok yani. Ondan dolayı cuma, cumartesi, pazar günleri bura full çalışıyor yani. Bura aynen net dolu ziyarette. Türbemizde her gün adam var. Günlük. Burada yatıp kalkacak yerimiz var. Peki gelenler yatıyorlar mı burada? Yatan da var. Sabahleyin gelip akşam giden de var. Rahatsız olanlar yatıyor burada. Burada mevcut bir odamız var. Türbenin yanına biz kendimiz yaptırdık. Türbede tam teşkilatlı mutfağı, tam teşkilatlı içeride yatağı her şeyi tamam. Burada gelip yatıyor, kalkıyor her şeyi var zaten burada. Suyu var,
elektriği var. Vallahi güzel. Evet sevgili seyircilerimiz, bu iyi kimseler diyelim biz onlara. Gerçekten de öyle iyi kimseler. Ben bildiğime göre de muhtarım burada herhangi bu ağaçlara kesinlikle bir zarar verilmez. Kesinlikle. Muhtarım da söylediği gibi bu ağaçlar artık kaç yıllık olduğu da belli şöyle, değil. Şöyle bakarsanız kuru bir ağacı kimse elleyip de kesme şansı, yakma şansı yoktur. Kimse elleyemez. Yani yıllar boyu bu ağaç kuruymuş mesela. Kaç senelik olduğu belli değil kurusunun. Yani bu kuruyu koparıp da ben yakayım, vatandaş yaksın olma şansı yoktur yani. Kimse elleyemez bunu. Yanmıyor diyorlar yani. Bunlarda da sevgili seyircilerimiz, yani bu bizim inanışımızda vardır. Bizim bu temelimizde vardır. Bu türbelerden, ziyaretlerden herhangi bir ağaç kesilmez, koparılmaz. Oradan herhangi bir odun veya alınıp götürüp yakılmaz. Oralar kesinlikle tahrip edilmez. Evet. Şimdi bazıları diyor ki bunlar işte hurafe, eski kafa. Değil, öyle bir şey değil. Gerçekten de muhtarımın söylediği gibi ben bu Oğuzeli Barak tarafında da kilis sınırının o taraflarda bir yerde de yine aynı bu hikayeyi. Allah yani biliyorum. Bu şeyi anlattılar. Evet. Aynı içli köfte işte ağasına haca gittiğinde evet. Gidiyor götürüyor. Evet. Yine aynı onda orada da kaybolmuş. Doğru, doğru. Derler. Bu ister inanın ister inanmayın sevgili seyircilerimiz ama bunlar bir ben inanıyorum bunlar bir gerçektir. Gerçektir abi. Yani o iyi kimselerimiz o iyi zatlarımız dediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz de ağaç bilmiyorum herhalde bir 1000 yıllık falan tahminim vardır. 850. 850 yıllık bir araştırma yapıldığını diyor arkadaşımız orada. Bu da menengiç ağacı sevgili seyircilerimiz. Bunda Gaziantep fıstığını da buna aşılarlardı önce. Eskiden bunu ama işte bu herhal aşılama şansı yoktur. Bu yani tutmaz da yani bu tür çünkü. Artık tutmaz şimdi de yani. Tabii aşılama fıstık ağacından fıstık ağaçları genellikle menengiç ağacından çıkan bir fıstık ağacı. Yani menengiçi fıstığa aşılarlardı. Yani. Fıstık olurdu. Doğru yani. Evet sevgili seyircilerim ben bu ağaçtan biraz bahsetmek istiyorum. Sizden de şu an izlemiş olduğu gibi muhtarım da diyor bak bu dalları kurumuş gerçekten 850 yıllık olduğunu söylüyor arkadaşımız orada. Evet. Peki felç olan veyahut farklı bir rahatsızlıkları olanlar falan da aynen. Geliyor mu? Aynen aynen. Hepsi aynen, yani yüzde. Yani bak az önce de aynısını söyledim. Yani kendinin kalbinden, niyetinden ne kopmuşsa o insanları o insanların hepsini burada biz görüyoruz yani. Yani felci olan, ağzında böyle eğilme, soğuktan eğilmiş kişiler, gözünde şaş olmuş kişiler, efendim. Yani çok yani sayamayacağım kadar rahatsızlıkların herkes buraya gelip geçiyor yani. Biraz önce sen de söylediğin gibi muhtarım yani ilk önce inanacaksın. Tabii başta inanç. İlk önce inanacaksın. Tabii. İnancın olmadıktan sonra burada yıllarca burada yatsan da boş ver yani. Her gün burada affedersiniz debelensen de gene boş. Ama içten tabii, gelerek tabii. İnanıp doğru. Onu uygulamak lazım. Doğru. İçeride türbesi var diyorlar sevgili evet. Seyircilerimiz. Oraya bir geçelim oradan geçelim, da biraz görüntüler güzel. Alalım. Evet sevgili seyircilerimiz Memik Dede türbesinin bulunduğu bölüme girdik. Dayı seni bir tanıyalım. Göksüncük köyü İhsan Sarıoğlu. İhsan Sarıoğlu. Siz neler söylersiniz? Siz biraz yaşlısınız herhalde Memik Dede hakkında siz daha çok bilgiye sahipsiniz diye biliyorum ben artık nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Vallahi bu zat belli bir zat yani. Duyusunuz da dediğin kimi, çağımızın da söylediği kimi dış devletlerden beri buraya gelirler, duyanlar. Buralarına girip de buraya gelenler kurbanlar çoğu oluyor. Geri döndüğü halde geldiği anda faydasını gördükleri çok oluyor. Anladılar. Yani duyanlar bu zatın uçundan gelen çok. Yani yurt dışından da dahi buraya gelenler gelen var. İngiltere'den belli gelen var. İngiltere'den evet. Belli gelen var. Şimdi sevgili seyircilerimiz Türkiye'mizin hemen hemen birçok bölgesinde hemen hemen 3 köyümüzün 2 tanesinde veya 3 ilçemizin 2 tanesinde mutlaka böyle iyi kimseler var. Bunları da gerçekten size tebrik ediyorum sizi mutlarım. Burayı da sahip çıkmışsınız. Yani etrafını falan da düzenlemişsiniz. Hala da şu anda Büyükşehir Belediye'mize dilekçelerimizi vermiştik. 2-3 ay oldu dilekçe vereli. Şu anda
buraya bir kesimhane yapılıyor. Etrafı tel örgüyle tamamen alınıyor. Kimse girip çıkmayacak şekilde güzel bir çevre düzenlemesi yapılıyor. Bu zamana kadar çevre düzenlemesi yapılmamıştı. Ama şu anda güzel bir düzenleme yapılıyor. Şu anda çalışma inşallah şimdi çıktığımızda göreceğiz. Bütün tamamen tel örgüyle alınıp köy halkımıza böyle bir güzel bir hizmet daha vermiş oluyoruz. Avlusu memnun. Biraz küçük gibi geldi bana bu tarım. Biraz genişletmeyi i̇şte düşünüyorum. Genişletme şundan dolayı genişleyemez. Biraz şimdi şu aldığımız alanları mezarlık müdürümüz Salih Bey dün buradaydı. Buraya tamamen baktı. Buranın genel olaraktan şuralarının tamamen düzeltilip tabii etrafında mezar olduğundan genişletme şansımız yok yani. Evet. Çünkü o zaman bir mezarı tahrip etmiş oluyoruz. Mezarı tahrip etmemek için de mecburen bu alanı böyle zamanda darca çevrilmiş etrafı mezar olduğundan dolayı. O da tarihi mezarlar. Yani onu da biraz önce söyledin. 575 yıllık. O mezarı nasıl tahrip edip de genişletme yani, yapma şansımız saygı, yok. Saygı, ölüye de saygı. Tabii yani ondan dolayı o mezarlarımıza sahip çıkıyoruz. Eski tarihi olsun. Daha güzel tarihimizin, köyümüzün tarihi işte belli oluyor. Gerçekten mesela buradaki ağaçlarımızın daha şu az önce geldiğimiz bir kuyumuz vardı bizim. Başkuyu derlerdi yani. İsmi Başkuyu yani. Baştan temelde Göğsüncü köyü kurulduğunda oraya bir kuyu kazılmış zamanında bir arkadaşımız. Hala var mı şu anda? Hala kuyu devam ediyor. Kuyuyu kapatmadık yani. Kuyunun ağzına bir taş koyduk. Kapalı olarak yani bekliyor. Yani içmiyoruz. Zaten içme suyumuz aşağıdan geliyor. Deredirik yani. Şebeke suyumuz Gaziantep'ten gelme değil yani. Burada bizim sontaj vurup içtiğimiz suyumuz var. O kuyularda 3 tane kuyu varmış burada. Hacı amcalar da daha iyi bilir. Baş kuyu, orta kuyu, acer kuyu ismi. Bunlar tarihi bir kuyu. Yani ile bu köy kurulduğunda baş kuyu olaraktan başta eşilmiş. Sonra orta kuyu ikinci olaraktan en sonuna da eşilen köylümüzün bildiği acer kuyudur yani. Yani yeni kuyu. Dime artı şey de eski olaraktan eski köylü dilimizden orta kuyu, baş kuyu, acer kuyu olaraktan böyle eski bir tarihi kuyumuz. Öyle de isimlendirmişler. İsimlendirmişler. Bu isimden dolayı Memik Dede Türbesi, işte Halıdoğlu Velid, işte Ağaca Dede, Meryem Ana Kabasakız'dır yani. Kabasakız'a çıktığın zaman Gaziantep'in çok yeri meydanda kalıyor yani. Öyle bir yüksek yerde. Aynı böyle bu ağaçlar. Mezarlık müdürlüğümüz de oraya gitti. Orayı kendi de gördü. Orayı da alacaklar yani şeye. Koruma altına. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi muhtarım da bahsetti, dayım da bahsetti. Burada yurt dışından dahi geliyorlarmış buraya. Hani dinimizin ilk temel kuralı niyettir. Tabi başta niyet. Hani doktora gidiyorsun, bir hastamız oluyor. Allah kimseye hastalık vermesin. Hasta olanlarımıza da buradan acil şifalar diliyorum ben Rabbimden. Memik Dede Türbesi'nin içinden. Biz bunu içten gelerek söylüyoruz. Rabbim kimseye rahatsızlık vermesin. Hastalarımıza da acil şifalar versin. Bu iyi kimselerin yüzü hürmetine biz şu an ekmek yiyorsak bunların yüzü hürmetine yiyoruz. Tabii ya. Yani insanlık gittikçe bozuldu. Her şey ilaçtan, kimyasal ilaçlardan. Ben programlarımda bunları sık sık söylüyorum. Bu kimyasal ilaçlardan ne tür hastalıklar adını dahi bilmediğimiz, duymadığımız şeyler törede çıktı. İnşallah rahatsız olmazsınız. Eğer öyle bir rahatsızlıklarınız da varsa felç gibi ne bileyim birçok şeylerde niyetinizi yapıp burada Memik'te de türbesine gelip burada bir adak kesiyorsunuz. Bir duasını, bir dua ediyorsunuz, bir Fatiha okuyorsunuz. Başta dua üzerine yani her şey dua üzerine yani başta. Ben ona gelecektim. Hani doktora gidiyoruz, hastanız var, doktora diyoruz ya doktorum ne oldu, nasıl olacak işte annem babam falan. Dua edin diyor. Doğru mu ya? Allah'a de, Allah'a, Allah'ımıza dua edin diyor. Amcam geldi, seni mi tanıyalım? Evet. Ben Gaziantep'in Göğsüncü köyünden Sefer Bilici. Aynı zamanda köyün işte ihtiyari etik yani temsilci olarak burada görev yapıyor. Buraya bakan birisi var mı? Muhtarım? Var. Burada bakan bir Türfan Karaca diye bir çocuk. Yani bakı işte temizliğini yapıyor sağını solunu biraz günlük temizliğini gelen misafirlerle ilgileniyor. İşte
Yani gelen sağdan soldan çok gelen alıyor maşallah, yani etraftan hep tanınmış yani bir türbe. Üstümüzde Fransız askerleri gene girememiş bu köyümüze zamanında. Bu zatın sayesinde bu taşlar hep asker olmuş. Fransız askerleri o zaman da buraya girememişler. Öyle bizzat yani. Girememiş yani. Evet, Memik Dede Türbesi sevgili seyircilerimiz Göksüncü köyünde. Dediğimiz gibi inşallah Rabbim rahatsızlık vermez. Eğer öyle bir sıkıntılarınız da varsa önce niyetinizi ediyorsunuz. Gelip burada bir Fatiha okuyorsunuz. Bu Memek'te de Hazretlerine diyelim biz. Dua bir Fatiha okuyorsunuz. İleğiniz neyse, rahatsızlığınız neyse Rabbime aracılığıyla yalvarıyorsunuz. Evet. Artık o aracılığıyla duanı alaraktan niyetini bağlayıp buraya geldiğin zaman inşallah o şifasını faydasını verir, inşallah yani. Verir diyoruz önce Allah'tan, Rabbimiz. Tabii, önce Allah'tan yani başta Cenab-ı Hak nasıl dilerse ile yapar zaten. Yani. Ama bu işte zatların yüzü gözü hürmetine de dileğini tutup Cenab-ı Hak'ına yavralım. Takdir Allah'tandır demiş. Tabii ki takdir Allah'tan. Ya bir devlet yani bir adama gücü yetmiyor. Gaziantep'te de Karababa diye bir ziyarat var. Evet, Temsil Hacı Baba diye bir ziyarat var. Bu ziyaratları yani devlet dozerle dahi vuramıyor yani. Erzurum'da var, İstanbul'da var. Hep yani su yok bunları. Yani bu zat da böyle bir büyük bir zat. Allah'a çok şükür yani gelenler hep şifa buluyor işte. Evet. Adana yolundan Antep'e girişte de var sevgili seyircilerimiz. Evet. Yılda 20-25 yılda oldu hemen orada yolu çift yaptılar. Tam oraya geldiler. Orada bir türbe vardı. Dozerler bozuldu, kepçeler bozuldu, iş makineleri diyelimiz hepsi bozuldu. Orada o yolu açamadılar, o şekilde bıraktılar. Bir evliyanın yani bir evliyaya bir devletin gücü yetmiyor yani, yetmez de yani. Yetemez. Cenab-ı Allah'ın yetemez. Bir hikmeti var, yetemez yani. Cenab-ı Hak hakkımıza hayırlısını versin. Amin. Cümlesine de bize de devletimize dirlik düzenlik versin, ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi kendi esirgesin yani Cenab-ı Hak. Amin. En çok ihtiyacımız olduğu günler şu günler. Türkiye bugün efendime söyleyeyim, Müslüman devletler bütün ızdırap altında yani Cenab-ı Hak bunların yüzü göz hürmetine, duası kabil onların yüzü göz hürmetine. Yani duamızı kabil etsin, memleketimizi esirgesin. Amin. Başka ne diyeceğim? Amin. Bu Memik Dede Hazretlerinin aynı hikayeyi birkaç farklı şehirde de anlatılmış olarak dinleyebilirsiniz de. Ben biraz önce söyledim bu Oğuzeli Kilis yani, sınırında da. Maraş'ta, Siirt'te, Van'da, diyelim ki diğer batı illerinde de aynı hikayeyi dinlemiş olabilirsiniz. Bunun anlatımı olarak çok yerde anlatılır. Bu hikayenin gerçek olanı biz bura diyebiliriz. Göksüncü köyü. Evet. Atalarımızdan, dedelerimizden dinlediğimiz kadar Sinan, biz bu gerçek hikayenin burada yaşandığını biliriz. Peki bu ağanın yanında azap çalışırken yani iş, hizmetçilik ederken bu köyde miymiş? Tabii bu köyde, tabii bu köyde. O zaman gerçektir yani burası gerçektir. Yani, belki oralarda da böyle... Muhtarım da biraz önce bahsetti, abası mesela eski tabirle abası demiş, azabın içli kütüğe tabağa koyduğunda üzerine bir tane mendil kapatmış. Daha içli kütüğünün buharı çıkarmış. Onu haca götürüp ağasının yanına, ağası sağ tarafa selam vermiş. Sol tarafa dönerken köfteyi koyduğunu görmüş sağ tarafa selam verirken. Sol tarafa selam verdiğinde Memik Dede'yi görememiş. Bura geldiğinde abası, bura geldiğinde Memik Dede demiş ki, yani daha köftenin buharından duruyor demiş. Yani o sıcaklıkta o buharı üzerinde çıkıyormuş. Sıcaklık dahi kaybolmamış. O köfteyi oraya götürene kadar. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi eğer gelmek isterseniz bu Memik Dede zatı bu ziyaret etmek isterseniz Göksüncü köyüne gelin, bir Fatiha'nızı okursunuz, bir duanızı yaparsanız. Yani, bir Fatiha al bitti yani. Öyle diyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, ben şunu da söyleyeyim, gerçekten de bu tür türbelerimize, bu ziyaretlerimize sahip çıkalım. Hani bu ağaçlara çaput maput bağlıyorlar, onlar değil. Onlar değil. Geleceksiniz böyle bir Fatiha'nızı okuyacaksınız. Adak kesiyorsanız yani ister kesin ister kesmeyin. O da size kalmış bir şey. Gelip bir de bir Fatiha okuyup burada bir duasını alırsanız yeter diyoruz. Yani biz buradan ücret talep etmiyoruz. Mesela diyelim ki ücret talep etmiyoruz. Buranın bakımıyla ilgili arkadaş görevlendirdik. Gelene hürmet ediyoruz. Her hangi bir ihtiyacı olduğuna gelip görevden istediğinde temin edebiliyoruz. Halkımızı burası sadece bir hayır hasenet amaçlı kullandırmaya çalışıyoruz burayı. En doğalı da, en doğrusu da o. En doğrusu da o.
Evet sevgili seyircilerimiz, Göçüncü Köyü gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayırmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Göçüncü Köyü gezilerimiz devam ediyor. Orada Memik Dede Türbesi olduğunu söylediler. Orada görüntülerimizi aldık. Konuşmamızı yaptık. Muhtarım dedi ki yukarıda bir tane daha var. Oraya da geldik. Buranın şeyi nedir muhtarım? Yine alalım sizden. Burayı da bizim Memik Dede Halıdoğlu Velid, Ağaca Dede ve Kabasakız olaraktan yandaki zattınla Meyrem olduğunu biliyoruz. Yani Meyrem Ana diye geçiyordu. Bu ağaca da aynı Memik Dede'nin türbesindeki sakız ağacı gibi kimse ne elini vurur ne yakar. Ve burada aynı Memik Dede'ye gelen kişiler buraya da gelip duasını alıp gidiyor burada da. Yani buraya da gelip gelip Fatiha'sını alıp buradan gidiyor. Oradaki karşıdakımızda da Halıdoğlu Velid de var, uzak olduğundan dolayı oraya yol da yoktur. Tamamı öyle bir arabanın girip çıkacağı şekilde yolda olmadığı için oraya çok ziyaretçi gelip gidemiyor. Yani buraların yolu olduğu için, yakın olduğu için buraya da aynı Memik Dede'ye nasıl geliniyorsa burada aynısı. Gelip burada duasını alıp burada oturup imaniyi kurbanını kesip buradan da devam ediyorlar yani. Buradan yani da gidiyor. Devam edip gidiyorlar. Yani kız kardeşi falan mıymış bu Memik Dede'nin? Bu kız kardeşi diye duyulur yani. Söylenti. Ama biz öyle. Bir söylenti yani, bunu kimse tarihçesinde bilen yok yani. Çünkü 800 yıllık bir tarihi kim bacısı yani, veya kardeşi dime şansı. O zamanla araştırmalar olsaydı, kitaplarda falan yazılmış olsaydı bugüne kadar gelirdi. Gelirdi. Evet hep söylüyorlar sevgili seyircilerimiz, muhtarımız da bahsettiği gibi işte menengiç yani sakız ağacı dediler. Bunlar da yine ortalama herhalde 7-800 yıllık diye yani bahsediyorlar. Yine mezar da burada. Bunda muhtarım dedi ki çok yakın zamanda bunun da bir türbe yapılacak. Tamiratı yapılacak. Çevre düzenlemesi falan yapılacakmış. Doğru yani. Salih Bey de bizzat kendi gelip arkadaşını, müdür yardımcımızı gönderip buraya kendi bizzat kendi fotoğrafını çekip buranın da bir an önce yapılması için talimatını vereceğim dedi yani. Çünkü Salih Mezarlık, Gaziantep Büyükşehir Mezarlıkları Müdürlüğü müdürü sevgili seyircilerimiz. Salih Bey, buradan da selamlarımızı gönderelim. Gerçekten de Asri Mezarlık dediğimiz bizim mezardan konu açılmışken Asri Mezarlık da bizim Gaziantep eski mezarlığı. Orada da içerisini gerçekten çiçek gibi yaptılar. Her tarafı da asfaltları, kilit taşları kaldırımı, yaya yolları, işte sular çekildi, camiler yapıldı. Yeni yerler yapıldı gerçekten de. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Gerçekten de harika çalışmaları var. Ellerine de sağlık diyoruz. Bahsettiği gibi sevgili seyircilerimiz bu da yapılacakmış. İşte yine bütün türbelerin yanlarında, eski mezarların olan yanlarında böyle bu tür ağaçlara denk gelmek görünüyor yani. Denk gelinebilir. Sürekli de görülebilir. Bunlar ya dediğimiz gibi işte 7-800 yıllık artık tahmini olarak yani söyleniyor. Artık kaç yıllık onu da bilemiyoruz. Az önce bahsettim aşağıda işte gelip böyle şeyler bağlanıyor. Yani bunlar dinimizde de yok. Bunlarda böyle bir şey de yok. Aşağıda da söylediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz, yani gelin bir Fatiha'nızı okuyun. Bundan 3 sene evveli bizim buraya Memik Dede Hazretlerine bir arkadaş geldi, rüyasında görmüş bu çabıtları kesmeye geldi. Akşama kadar bir gün bu çabıtları kesti attı. Kim atıyor? Bir arkadaş yani bir rüyasında görmüş. Vatandaşın bir rüyasında görmüş, geliyor bu ağaçtaki bezleri, çabıtları kesmiş. Bunları kesti attı yani, bunları ben gözümle gördüm. Yani herkesin inancına bir saygı duyuyoruz, kimseye de bir şey demiyoruz ama dediğimiz gibi bir Fatiha'nızı okursunuz, duanızı okursunuz. Ya başta gidersin. Dua yani. Dua yani. Buranın hepsi bir niyet, bir dua. Yani temennimiz zaten bu. Başka yani. Cenab-ı Hak'tan. Yani dediğimiz gibi ilk önce niyet. Başlardaki niyet, sonraki dua, gerisi takdir Allah'a bağlıdır. Yani başka ne yapabilirsin yani bu türbelerde? Yani. Doktorlar bile yani. Ne yapmamız o. Dua edin diyor. Hastalarımıza, doktorlar bile dua edin diyor. Biz tedbirimizi aldık. Doktorlar bilemedi yok yani, biz tedbirimizi aldık. Takdiri Cenab-ı Allah'a bıraktık. Yani. Takdir Cenab-ı Allah'ın yani. Yaparsa. Rabbim ne eylese güzel eyler. Evet sevgili seyircilerimiz, Göçüncü Köyü gezilerimiz devam ediyor. Daha köyün içine giremedik. Doğru. Bir bakalım bir köyün içinde ne var ne var. Göçüncü ile gezmek hemen bir dakikada. Evet. Yani ben dedim ya, biz Paris'e mi geldik? Ne ettik yani bu? Burası
Şehrin bir şeyi mi, bir köşesi yani, mi, nedir, ne değildir? Köyümüzde kasap, fırın, kayfeler, bakkal, yani yok, her, yok her eksiğimiz yok yani. Yani köyümüze gelip de şurada bu eksikmiş deme şansı kimsenin yoktur yani. Köyümüzde eksik hep şey yoktur yani. Yani şimdi burası mahalle oldu. Aslında dedim yani ben burası şey gibi, belde gibi. İyi köyün gençleri burada köyde dediniz, dövmüyle bir şey demiyorlar bize. Göksüncü köyü gezilerimiz devam ediyor, biz neden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, muhtarımız başta da programın açılışını da bahsetmişti. Başkuyu dedikleri köyün de meydanda kalmış zaten ortasında. Evet muhtar, bu köyün ilk kuruluşundaki yapılan kuyu. Evet. Şimdi Şehit Kamil'e bağlı Göksüncük Mahallesi'nin bu köyün dekanı, bu köyün ilk kurulduğunda burada bir su varmış. Bu su tabi adam su olmazsa buraya yerleşmeyecekti. Yani suyun olduğu yerde hayat vardır. Yani suyun olduğu yerde hayat var. Su olmazsa bu köy burada yerleşmeyecekti. Bu adam buraya yerleştiğinden dolayı buraya işte büyük bir köy olarak devam etmiş gelmiş. Yalnız tabi temeli Başkuyu dediğimiz ilk köyün kuruluşunda başlayıp sonuna kadar devam eden bütün köyün su giderini bu kuyudan giderilmişti. Başkuyu ve bunun suyunun çok soğuk olduğunu herkes biliyor. Biz de biliyoruz yani. Baştan sona kadar eşilme değil yani bu. Çünkü torpak olduğundan dolayı tamamen taşla örülme. Etrafını taşla. Taşla öre buraya kadar çıkmış. Yani yoksa buradan camimizin tarihi de belli der. Bu kuyudan camiye köy halkı libas olaraktan eski diyelim yani libas olaraktan eşilip köyün eski camisine su verildiğini. Ta orada çeşmesi olduğunu biliyoruz yani. O zaman bunun içinde tüneller var. Tünel diyelim biz yani. Buradan tünel geçip eski camimiz diye yani şimdiki camimizde de şimdi gidersek görürük. Orada tarihi belli olmayan bir camimiz var. Müze Müdürlüğü bunu restore edecek, bakımı yapılacak caminin. Bu kuyunun ta suyunun da oradan içildiğini biliyor yani. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi işte tarihimiz geçenlerde yine izlediniz o bölümü, o programı da. Burada işte kuyudan su çekilirken iplerin iz olduğu yerler. İşte sürekli su çekildiği için işte bu taş böyle ip ile izlerini yapmış. Bu bir günle, iki günle, beş günle bu yani ipin geldiği yer. Bir ipin geldiği ne kadar olacak? Yani eline o zaman ne yapmış da onu işte ip geriye çekip ipi bu taşa dayaraktan çektiğinden dolayı bu ip gele gide yer yapmış yani. Ne demek sen, bir 100 yıllık diyelim biz. En aşağı. Yani işte. En aşağı 100 yıllık. Bu köy ne zaman kurulmuşsa, bu kuyu burada mevcutmuş yani. Başkuyu dediğimiz yani köyün işte ismi Başkuyu. Başkuyu işte ilk buraya yerleşen insanlar bu kuyuyu inşa etmişler. Etraflarını taşlarını örmüşler. İşte su ihtiyaçlarını buradan gideriyorlarmış. Muhtarın oğluna da kapağı tutturduk. Evet. Benim içimden şimdi inşallah düşünmezdin üstümüze düşür de. Dediğimiz gibi sevgili seyircilerim, işte burası da böyle bir geçmişi var. İşte şimdi o zamandaki insanları hani derler atalarımız, kaldırasın da gösteresin. Şimdi kaldırasın da şimdi işte tuvaletimizde, mutfağımızda, banyomuzda, lavabomuzda suyu, musluğu açıyoruz. Başkuyu, yani şu tut ağacı. Şu tut ağacının aynı zamanda dikildiği, şu karşıdaki tudun tarihinin belli olmadığını biliyoruz yani. Şu aynı Başkuyu delik tuttuk dedik. İçi delilmiş artık, boşalmış, kovan olmuş. Yani tamamen içi boş şu anda bu tudu. Şu tudu. Karşıdaki tudu. Evet. Tamamen içi boş. Aynı zamanda. Zamanda bu kuyuyla beraber bu adam bu kuyu eşildiğinde, bu kuyu hazır olduğunda, bu köye yerleştiğinde de bu tudu da dikmiş adam. Şimdi biz geziyoruz biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Yani biz daha çok tarihinde veya şeylerinde az da olsa bir bilgi sahibi oluyoruz. Yani bu çevre köylerinin ortalama kurulum yılı ortalama 250-300 yıl civarında olduğunu da tabii ki biz kulaktan duyma, dolma. Tabii ki bizim mesela aşağıda caminin 375 yıl olduğu tarihi yazılı diyorlar. 375. Evet caminin. O zaman bunlar daha eskidir. Daha eski yani. Daha şimdi 25 yıl sonra yapmış olsa ortalama 400 yıla yakın bir zamandan beri burada bu kuyumuz duruyor. Evet sevgili seyircilerimiz, Göksüncü Köyü gezilerimiz devam ediyor, bizlerden ayrılmayın. Abla kolay gelsin. Hoş geldiniz ya. Dedin ya, dedin ben duymadım.
Hoş geldin. Kulağımız sanır olduk bizim. Ne yapıyorsun, neydin? Aile reçel pişiriyor. Reçel. Ne reçeli? Kabak. Kabak reçeli. Bu kabak tatlısı mı, reçeli mi? Reçelidir ben. Reçeli. Nasıl pişiriyorsun? Ne oluyor bu? Nasıl yapıyorsun? İşte doğru karak çireceği vururuk. Ondan sonra 3-4 sefer yıkar kendini. Ondan sonra pişiririk. Bu kış kabağı dediklerim bu. Kış kabağı. Vallahi bu çok güzel. Hele bunun üzerine de bir de kaymak koydu muydu? Valla kaymak falan olmak, buna kaymak mı konur mu? Niye, ne güzel olur, bunun üstüne bir kaymak yok, olsun. Güzel olmaz. Çok harika olur o. Değil olmaz. Siz koymuyorsunuz? Yok. Yerken güzel olur ya, kaymakla güzel olur. Bunun üzerine kaymak konur. Reçelin üzerine bir kabak. Yerken olur. Kabak tatlısı denir. Bu üzerine de bir kaymak yok, olsun. Ben kabak reçelidir. Sen reçeldir, reçel olsun, ne olacak? Ben iyi reçel olsun. Siz neyle, pekmezle mi yapıyorsunuz bunu? Pekmezden. Pekmezden? He. Vallahi Allah, ben ilk defa duydum. Pekmezden yapıyor. Masavat'ta bir köy gözü yok ya bu. Keşke olsa da bir görseydik biz de nasıl olduğunu. Ya burada durun, ikindine kadar bir şey yiyin gidek. İkindine kadar burada mı bekleyecek biz? Bekle, çok işin var. Hayla sobe buna çıkıştın sen. Doğru söylüyor ya. Çok işin var, bekle. Senin işin yok mu? Görevleniksin. Beklersen görürsün de sen şey. Sen görevlendiğin işi yaparsan akşamaca da beklersin. Ne diyeceksin? Biz de buna görevliyiz akşamaca. Muhtar diyor ki ne, yeter artık çekin gidin diyor, artık bitti diyor. Muhtar hep bekletirim diyor korkuk. Vallahi mı? Yo muhtar ile. Bekleyen de bizde iyi babası. Allah'a muhtar. O memnunsuz adam mı? Ya ne fark eder ki? Ne fark eder benim muhtar? Fark etmez, ne zararı var. Muhtardan yemezseniz buradan yiyin. Vallahi sev, seni gördün mü bak. Ya bak, biz onu bilmedik. Muhtar ekmek iller deyin de çabuk gidin diyor diye. Ona ekmek iller deyin diyor sana. Yok yok, muhtar öyle demez. Dirdir o, ben biliyorum onu. Değil mi? Vallahi bilmiyorum, biz acıkmadan gidek o zaman, bitirekle gidek biz. Acıkırsan burada. Acıkırsan burada. Peki abla, kolay gelsin sana. Evet sevgili seyircilerimiz, orada da pekmez yapıyorlarmış, hemen oraya doğru da bir gidelim. Ne bekmedim oğlum? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapayım, seni bir tanıyalım. Adım Mehmet Sarıoğlu. Mehmet Sarıoğlu. Ne yapıyorsunuz? Pekmez pişiriyor. Pekmez pişiriyor. Pişiriyor ama pekmezi kötürüm kazandı, cet çekiyor ya. Durulda mı yok, göre mi yok? Niye kötürüm kazan derken, kazan kötü mü? Kötü ya. Kötürü deyince eski düzen değil yani. Eski düzen nasıl? Eski düzen taş orada şeyle tabağa döşenirdi. Geniş olurdu yani. Taburaca kahardı bekmez. Geri de iner içinde kazan barabar. Ne olurdu işte. Anladım. Daha büyüktü. Çok büyüktü. Genişti şeyle. Şimdi ben de hatırlarım sevgili seyircilerimiz. Dedemgil falan rahmetli kurallardı. Şimdi kazanın olduğu yer bir de şöyle kavisli çukur olurdu. Şöyle kazanın olduğu yer altını yine burada otlarlardı, yakarlardı. Bayağı bir köpürürdü. Bunun köpüğü de muhteşem olur. Şuradan depelenip, üzümü şuradan depeleyip buraya doğru, buradan bir boru konur. Şuraya akar. Şuraya akardı. Oradan da kazan akar. Yani el değme yoktu. Şimdi bu gazın mesele kurulmadığından dolayı her şey elden geçiyor yani. Bağcılık bitti yani. Bağcılık bittiğinden dolayı bu. Maalesef. Bağcılık bitti. Buradan depelenip üzümü bu şeye akardı. Şu curundirik biz şunlara yani. Buna akar. Buradan da kazan akar. Doğru. Elinden değme yoktur. Siz herhalde mengenede sıkıyorsunuz. Tabii mengenede sıkılıyor yani. Depeleniyor, mengenede sonu sıkılıyor yani. Muhtarımızın dediği gibi sevgili seyircilerimiz, oradan mengeneden sıkılır üzüm. Oradan bu curum dedikleri yere buraya dinlenmeye geçer. Dinlenmeye geçer. Burada üzümün suyu dinlenir. Dinlenen su da üzümün suyu da oradan büyük kazanlara gelir. Ondan sonra da pişer işte burada gelir. Pişer. O da pekmez olur. Ondan sonra ben hep söylüyorum sevgili seyircilerimiz, Gaziantep pekmezi özellikle ben bahsediyorum yani Gaziantep pekmezi dökülgen üzümünden yapılan bir pekmez. Dünyaca da ünlüdür, meşhurdur, bayağı da gıdalıdır. Tabii. Değil mi Mutar? Tabii. Şekere mesela kan ihtiyacı olana en birinci bir vitamin yani. Kan yapıcı ve birçok özellikleri var. Yani birçok en güzel özelliği de yani kan ihtiyacında olan kişilere yani git mesela kan ilacı yutacağına bekliyor yani.
Şimdi bir geçen programlarda da yine ben bahsettim. Hani bir doktorumuz var işte, pekmez tatlı şeker, yani ne şeker diyor, bir şey söylüyor da, yani şey, pekmez yemeyin kesinlikle, şeker hastası olursunuz diyor. Geçenlerde ben görüştüm, yine bir köy mutfağında pekmez yapıyorlardı. Ben diyor bir şeker hastası olan bir vatandaşa yıllık 30-40 kilo ben pekmez veriyorum diyor. Doğru. Yani şeker hastası olan bir insana. Doğru. Bizim işte bazı doktorlarımız da diyor ki ne işte, hep söylüyorum ben de, işte şunu yemeyin ölürsünüz. Biri diyor ki ne, yerseniz ölürsünüz. Artık hangisini dinleyeceğiz? Doğru. Bilmiyorum ama atalarımız, dedelerimiz eskiden bunları yerlerdi. Bütün yedikleri, içtikleri hepsi şiredi. Sevgili seyircilerimiz, şire, pekmezdi, bastıktı, dilmesiydi, sucuydu. Hepsi bundan yapılıyor. Yani bunlar yapılmadan önce gerçekten vatandaş soğuk karda, kışta pekmez yiyip üzüm al. Yani bastık al, mesela kestirmesini al, mesela başka yiyecek mi vardı? Sayfi, ata, dede bundan geçmiş yani. Vatandaş yani pekmez yiyen adam üşümez diye çok bunu biliyor yani. 90-100 yaşına kadar yaşayan dedelerimiz, atalarımız bir tane dahi hap dahi atmamışlardı. Şimdi öyle. Değil mi dayı? Ya öyle. Şeker hastalığı falan olmazdı. Yani ne şekerim mi şeker? Bu 15-20 senedir çıktı işte bir şeker. Bu işte kimyasal ilaçlar insanoğlunu mahvettiler. Evet, iyi oldu. Tehlil oldu yani. İlaç verdiler. Hasrettiler. Sattılar bize. Geri tekrar ilaç satıyorlar. Sizi iyileştirecek diye artık. Onu da yorumlarını ben sizlere bırakıyorum. Bu köpük ne zaman olucu bu? Oldu mu? Yok, daha kefini alıyoruz. Yok, boş ver, düşerse düşsün, kafanı yorma. Seni bir tanıyalım. Ben Durdu Ali Horoz. Durdu Ali Horoz. Evet. Sen kefini alıyorsun, bu kefim oluyor bu. Kefini alıyor, daha bu yeni süzdük. Çamırını şey yaptık, kefini alıyor daha yeni. Neyi sizden iyi biri dayı? Kefimi falan ödemek. He. Malimdirler buna. He. Sen malim misin? He, malimiyim bu. Mahserede malim olurdu eskiden. Şeyci olurdu. Bu kef işini malim üstlenirdi. He. Depelemesini farkçı olurdu. Altını yakana otçu diler. Hani otçunuz yok mu? Otçu adi orada otluyor işte. Otçu sevgilisinle mi mesajlaşıyor? Neydi? Telefon elinde. Şimdi hepsi. Evvel böyle bir şey de yoktu. Ayrıksa oldu hepsi şimdi. Telefonla teknoloji gelişti. Mahsere Kazan'ın başındaki otçu şimdi elinde telefonla kimden mesajlaşıyor? Otçu Mahsere Kazan'ın başına şey yapmaz. Daima oradan altını yakar. Tabii daha sürekli yanması lazım. Da orada depeler mengene de sıkar. Malim de işte bu kefini alır, bir de bekmez olduğu zaman nezahenle çeker. Neyle? Nezahedir. Bu süzet, süzetle kefini alır. Nezahenle de... Tabii o eskiden ağaç olurdu, şimdi teneke çakmışsınız. Onun teneke oldu ya. Şimdi her şeyimiz ayrıksa oldu işte. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi işte Gaziantep'te yapılan pekmez dökülgen üzümünden yapılır. Mengeneyle sıkılır. Oradan bu curun dedikleri yere geliyor. Burada dinleniyor. Bir de bunu tortunu almak için bir beyaz toprak atarlar. He, toprağı. Toprak atır. O şeylerini da bu tabana çöktürür. Buradan kazana gelir ve burada da saatlerce kaynar. Siz de izliyorsunuz şu an, gerçekten vakır vakır diye kaynıyor. Bu kaynar, ondan sonra durulur kaplara. Tabi kaynaya kaynaya bayağı azalır. Azalır bu. Bunlar kaplara konulup işte satılıyor, evlere konulup yeniliyor. İşte Gaziantep pekmezinde yapılışı kısaca böyle diyoruz. Göksüncük köyü gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Göksüncük köyü gezilerimiz devam ediyor. Burada bir arkadaşımız patlıcan mı topluyor? Ne yapıyor patlıcan tarlasında? Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Seni bir tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyor? Vallahi gördüğün gibi işte patlıcan topluyoruz. Hani nereye topluyorsun? Hani hiç yok. Hani nereye topluyorsun patlıcanı? Önlere toplayacağız ya. Bir sepete yani, toplayacağız. Şeye, kovaya topladın, gönderdin mi onu? Gönderdim onu. Nereye gönderdin? Eve gönderdik.
Eve yemeğe mi gönderdin? Ha, yoksa eve... Antep'e satmaya mı gönderdin? Ne? Yok, satmaya değil, yemeğe gönderdik ya. Yemeğe gönderdin? Ha ya. Ben duyduğuma göre senin sesin de güzelmiş. Öyle vallahi diyor, biraz söylerik yani işte. Biraz, şey kadar, biraz. Söylerik yani. Bir tane dinleyin o zaman senden. Söylüyor ki biz de canınız sağ olsun. Senin de canınız sağ olsun. Dur bakalım. Elini kulağını ot. Hele tamam. Ne söyleyeceğim tamam. Bakın dinleyek biz de. Ver abi mikrofonu. Al abi mikrofonu. Gel. Al mikrofon senin olsun. Ya. Aman olmaz şavım. Olmaz. Aman bu böyle olmaz. Bülbül gül koyup tikene konmaz. Ulan babana kurt beyi derler, karşı koyulmaz. Yol ver şavım, yol ver. Kadan ben alayım, kölen ben olayım. Ulan gitme karı, gitme. Yollar haremi Arap vurur, Türkmen alır paranı. Ulan sen olmazsan da karbaman kimler sarar ya? Aman kadan ağlarım da garip aman. Kal burada, burada. Kadan ben ağlarım, kulum ben ağlarım da kölen ben olam. Kölen ben olayım. Var oğlum ne olur, var oğlum. Var ol. Ulan köşe, köşe den olur genesin o dağız, da genesin o dağız. Kirmenşah'dan gele sizensin kıdanız. Ulan babana kurt beyi derlerden aman aman karşı durulmaz. Yol ver şavrım, yol ver. Kadan ben alayım, kölen ben olayım. Ola diye teşekkür ederim. Sağ ol. Dillerine sağlık. Size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de güzel de sesi varmış. Patlıcan yiye yiye mi geliştirdin? Bu sessiz ne ettin? Valla ya tereyağı yiyoruz abi. Tereyağı yiyoruz. Tereyağı yiyoruz. Patlıcanla matlıcanla bu ses yani bu sesler, yani. Bu sesler boşuna olmuyordu. Tabii tabii. Balı, sütü, tereyağını, yoğurdunu yiye yiye. Aynen aynen. Tereyağı, bal işte biliyorsun ya süt. Bunlarla geliştiriyor yani bu sesleri. Öyle patlıcanla biberle bunlar olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Dur. Peki. Muhtarım köyünüzde güzel de bir sesli müzisyeniniz varmış. Mikrofonu vereyim bana mikrofonu diye. Verdik mikrofonu. Güzel de söyledi vallahi. Adam iyi de söylüyor. Ya güzel söyledi. Bu kadar size olur değil mi?
olması gerekiyor. Yani tereyağını yoğurdu sütü balı yersen bu havada da olur yani. Bu havada bak şöyle bir havya. Vallahi gerçekten bu havada da yenir de söylenir de yani. Doğru değil mi? Doğru. Vallahi doğru. Doğru yani anca bu ses maşallah amcamın oğlu zaten. Öyle mi? Amcamın oğlu. Evet. Maşallah Allah versin. Adam iyi söylüyor. Daha düğünlerde kendini söylemiyor yoksa. Söylemiyor. Söylemiyor. Söyleyecek ama bundan sonra. Ben dilinize sağlık diliyorum. İnan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta neredeydik? Bu hafta Gaziantep iline bağlı Şehit Kamil ilçesinin Göksüncü köyünde idik. Muhtarımla gezdik, dolaştık. Türbeleri gezdik. Halkla sohbetlerimizi ettik. Tabii ki artık mevsim sonu olduğu için tarlada, bağda, bahçede çalışanlar kimse yoktur. Zaten burada muhtarımla söylediğim arazide kalmamış. Şehirlerde çalışanlar. Dediğimiz gibi bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet muhtarım, son olarak neler söyleyeceksin? Şimdi Sayın Olay TV'ye teşekkür ediyoruz zaten başta. Böyle bir programı da daha güzel köy köy gezdik, bütün köyleri anlattığınızdan dolayı da teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz muhtarım. Anca bu kadar olur yani köyümüzde de bize de kusura bakmayın bir kusurumuz varsa. Estağfurullah. Ondan sonra yani köyümüzlerimizde zaten organize gitmiş. Arazi kalmamış, bağ yok, fıstık kalmayık. Artı vatandaş organizeye devam. İşçiler. Toprağı sat. Organizede çalış. Çalış. Başka bir olayı kalmadı. Herkes parasına mıkat olmazsa bekçilik devam. Yani güzel de bir laf söylenirsen herkes arazisine demek istedi. Tamam, arazisine mıkat olmazsan böyle ya, gider elin yanında işçilik yapar. Tabii orası ile yani başka da yol yok. Artık diyecek bir şey yok ya, ona da. Olay TV'ye de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz muhtarım. Sizi de gezdirdik, yorduk. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi bu haftada biz ayrıca süren sonuna geldik. Haftaya bir başka yöremizde, haftaya bir başka bölgemizde buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.